Hemen geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Nasıl, serum biraz rahatlatır değil mi? Evet. Ama çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Tabii siz hiç merak etmeyin. Gözüm hep üzerinde. Çünkü çok yeni bir kriz. Üstüne anjiyo, nekaat dönemini bir miktar daha uzatmak zorundayız. Siz ne derseniz o doktor bey. Ayrıca stresten uzak duracak. Vallahi bu sabah da bir tatsızlık yaşadık ama. Anladım. Ama lütfen dikkat edelim. Tabii. Geçmiş olsun. Sağ ol. Buyurun. Ah Mustafa, ah Mustafa, ah. Oğlum siz babanızı öldürmek mi istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Duyduğun gibi işte anne. Yahu nereden çıktı öyle? Çocuk senden değil mevzusu. Delirdiniz mi çocuğum siz? Ne oluyor? Benim çocuğum olmuyor anne. Nasıl olmuyor? Hani benim karnım ağrıyordu ya. Evet. Ben onun için doktora gittim. Testler yapıldı, o da başka bir doktora gönderdi. Sonra bana sizin çocuğunuz olamaz dendi. Sonra ben inanmayıp testleri bir daha yaptırdım ama sonuç aynı. Doktora benim 2 aylık oğlum var dedim. Adamın yüzü değişti, ne diyeceğini bilemedi bana. Allah'ın dediği olur oğlum bir kere. Ne kısırların çocukları oldu dualarla sen biliyor musun? Allah istemiş olmuş işte. Hem bunu ispat etmenin yolları var. Ya ben de biliyorum. O gün eve geldim zaten allak bullaktım. Nilay'la konuşup test yaptıralım diyecektim. Sonra yukarıda Zülker'le konuşmalarını duydum. Bütün sırrını anlatıyordu ona. Zülker'e mi? Evet. Zülker buna Mustafa'ya artık gerçekleri söylemen lazım diyordu. Nilay da söyleyemem, söylersen beni kapının önüne koyar diyordu. Başka bir şey konuşuyorlardır çocuğum onlar. Yani böyle bir şeyi niye evin çalışanına anlatsın? Erkek neticede. Ya onlar akraba anne. Akrabalar mı? Akrabalar. Nilay buldu getirdi onu. Madem her şey konuşuluyor bunu da bilin. Allah Allah. Testi yaptırdın mı? Yaptırmadım. Gerek mi var anne? Zaten her şeyi anlattı, itiraf etti işte. Sonra duyar duymaz avukata gittim. Bebeği kontrole götürdüğümüzde bir test yaptıralım dedim. Çıldırdı. Yok ben bebeğimi deldirmem, yok bilmem ne. Saçma saçma bahaneler. Hayır tamam işte. Tam Nilaylık hareketler bunlar. İşte hepimizi böyle böyle kandırmış demek ki. Hani aklım hafsalamı almıyor. Hani Nilay yapmaz böyle bir şey çünkü. Yaptı anne. Yaptı, kabullen artık işte. O Zülker de bir an önce işten çıkacak. Ekmeğimizi yiyip bize öyle ihanet etmek yok. Dur bakalım oğlum dur tamam. Bir gelsin de konuşalım.